Dolar aldı başını gitti. Yine rekor üstüne rekor kuruyor. Bilmem, dolarla işim olmadığı için. Doların yükselişi beni ilgilendirmez demeyin. Çünkü aklınıza ne geliyorsa aldığımız her şey dolara endeksli. O yükseldikçe zamlar da peş peşe geliyor. Hiçbir şey yiyemiyoruz. Bir kilo et bile aramıyoruz ayda bir kere. İşler şu an çok kötü. Durgun. Bilmiyorum, biz de soru işaretleri içerisinde bekliyoruz. Esnafı dükkanına kilit vurmaya kadar götüren doların yine hızlı yükselişi oldu. Hep psikolojik sınır 2.70 diyorduk. 2.70'i de kırdı. Dolar psikolojik sınırı çoktan geçti. Piyasalar kapalı olmasına rağmen dolar yine rekor kırdı. 2 lira 73 kuruşu da aştı. Oğlumun borcu dolarından. İnşallah düşer. Kaç dolar borcu var? Vallahi çok. Makine aldı dolarla. Ne kadar? 200 vardır. 200 bin dolar. Tam mikrarını söylemiyor bana ama var. 200 bin dolar. Aha. O borç bir ay önce dolar 2 lira 54 kuruşken 508 bin liraydı. Bugünse 547 bin lira. Yani borcu 39 bin lira daha fazlalaştı. TL'nin kaybı çok yüksek oranda. Şu anda %15'leri buldu neredeyse yılbaşından beri. Türk lirası sadece dolar karşısında değil, euro karşısında da değer kaybetti. O da rekor kırdı. Son 4 ayın zirvesini gördü. 2 lira 93 kuruşu geçti. Bu kez doları ve euroyu ateşleyen Merkez Bankası'nın açıklaması oldu. Faiz herhangi bir müdahalede bulunmayacağını gösterdi. Ondan dolayı bir miktar daha yukarıya geldi. Dövizin yükselmesi adeta domino etkisi yarattı. Onlarla birlikte altın da cep yakmaya başladı. Altın almaya mı geldiniz yoksa başka bir... Biz nerede bulalım? Ne altını? Gerçekten de öyle. Kuyumcular iş yapamamaktan kan ağlıyor. Müşterilerse sadece vitrinlere bakmakla yetiniyor. Altı pahalanıyor. Gitgide pahalanıyor. Vatandaşın durumu hiç şaşırı değil ya. Fiyatlara gelince dudak uçuklatıyor. Çeyrek geçen hafta 162'lerdeydi. Şu an ise 170'lerde. Geçen hafta yarım 322 liraydı. Şu an ise 340 lira. Altı lirası geçen hafta da 682 ile 85 arasındaydı. Cumhuriyet altını şu an ise 688-90 arasında. Gram altınsa 104 lira oldu.